Herkesi yedi. Baykal'ı yedi, bütün o sayılanları yedi. Bu Muharrem İnce boğazına takıldı mı? Takıldı. Muharrem İnce ile ilgili bir şey anlatayım. Ben size bir gözlemi. Kalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandığın başında oturttu. Bir oy farklan değil mi? Bir oy varsa AV CHP'ye bir belediye başkanlığı kazandı. İnatçıdır. Ve ben izledim onu, takip edip ayrılmayacağım dedi. Eğer Muharrem İnce Yalova milletvekili olarak oraya gitmeseydi belediye başkanlığı gidiyordu. Yani siyasette bir inadı vardı. Bir de 1 puan, 2 puan, 3 puan onu bilemem. Gençlerde bir trend tutturdu. CHP'yi o rahatsız ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. CHP Genel Merkezi'nde konuşulanı söyleyeyim. Çok iyi bir havaya girdiler o Saadet Partisi'nin önünde şey ilan edilince. Cumhurbaşkanı adayı. Aslında orada da bir müsaade ederseniz bir cümle söyleyeceğim. Şimdi Muharrem İnce'nin çıkışı bu havayı bozuyor. Yani seçimi kaybederlerse fatura kesecek birini arıyorlar. Onu bir cadı avı gibi. Muharrem İnce işte o kelimeler, o şeyler çok ağır kelimeler. Bir de şu var. Bu Saadet Partisi'nin önünde o Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi milli görüşçü hangi parti olursa 28 Şubat hafızasını tazeletti. Şimdi konu Saadet Partisi'ne gelmişken şu Fatih Erbakan ve yeniden refah konusunu da açalım. Bu ittifaka girmesi bütün psikolojilerini bozdu size değil mi? Size taze bilgileri vereyim ben. Nedir? Size aslında yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na girmeye yönde eğilim vardı. İki şeyden dolayı bu süreç, mutabakat imza altına alması. AK Parti dediler ki biz prensiplerinizi kabul ediyoruz. İmzayı reddettiler. İkincisi de amblem. Kendi amblemiyle girmek. Bunu AK Parti kabul ettiydi. Tam bu süreçten sonra Fatih Erbakan ben Cumhurbaşkanı adayım dedikten sonra Büyük Birlik Partisi'nin bir heyeti ve Mustafa Destici'nin Fatih Erbakan üzerinde görüşmeler oldu. Baktı. Hani Fatih Erbakan bir canlı yayında da kapıyı kapatmadım. Çünkü şöyle bir şey var. Bana üst düzey bir yönetici. Bizim dediler Millet İttifakı'nda olmamız Saadet Partisi'nden dolayı imkansız vardı. Burada Sayın Cumhurbaşkanı bu en son dakika şeyi görünce siyasette bir yeteneğini kullandı. Bizzat kendisi devreye girdi. Telefon etti. Ama bütün psikolojileri bozdu. Şimdi tabii, Saadet falan hepsi boşa çıktı değil hem mi? Hem öyle hem bir de Milli Görüşü konsolide etti. Bakın atlanan bir şey var. Ben Milli Görüş'ün bu ülkede 1 puan 2 puan olduğunu... Saadet'i bugün LGBT aklına gelmiş Temel Bey'in. Tabii. 1 puan 2 puan olduğunu... Yani Saadet'in bir sosyolojisi var. Saadet yani Milli Görüş'ü... Saadet dedim yani Milli Görüş'ü, yeniden Refah, Saadet ne olursa olsun bir kesim var. Erdoğan çok akıllı bir hamle etti. Buna moralize etti. Yani bir de Necmettin evet, sıradan bir kişi değil. Necmettin Erbakan'ın oğlu bu. Ben söyleyeyim Fatih Erbakan'ın çok eleştirdiğim 4-5 konusu dışında genç söylemlerini de çok beğeniyorum. Ama eleştirdiğim bazı noktaları evet, var. Ve Cumhur İttifakı'nın içine girmesi karşı tarafın Milli Görüş'ün partisi buradaki şeyini elinden aldı. Argümanı gitti değil mi? Ne diyorsun Ahmet veya Cemal Hoca sen söyle. Yani bir defa argümanı gitti yani. Necmettin Erbakan'ın oğlu olarak Fatih Erbakan'ın bir şeyi var. Türk siyasetinde bir rolü var. Yani bir duruşu var. Ve bu duruşta nerede olursa o tarafa pozitif katkı yapar. Onun için Saadet Partisi ile zaten kavgasının temelleri esas şeydi. CHP ile bunların çok iç içe olmasıydı. Ama şu anda gördüğümüz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızı yanına getirerek hem istikbalini kurtardı. Yani Fatih daha genç. Başka bir yerde olabilir miydi? Erbakan'ın bütün hayallerini biliyoruz. Taksim'e cami, Ayasofya, tamam, Tüp Geçit, yerli sanayi. Hepsini yapmış Tayyip Erdoğan. Yaptı. Başka bir yerde olma şansı var mıydı? Hiçbir şans. Zaten Milli Görüş'ün başka yerde olma şansı yok. Yani Saadet de yanlış yerde. Yani Erdoğan, yani bunlar kabul edemiyorlar. Bir genç, yani Erdoğan onlara göre genç yani çıktı. Ve bunların arasından bunun siyaseti öyle bir organize etti ki 20 yıldan beri Türkiye yönetiyor. Ve Cumhuriyet tarihinin en uzun süre iktidarını tutan kişisi oldu. Bunu kabullenemiyorlar. Bizde de bir yetenek vardı. İşte bizim elimizden aldı falan gibi. Yani bir şeyli kıskançlık peki yani var. Şimdi o yoksa Cemil Bey şeyi yani söyleyeceğim. Hocam bir de Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten Erbakan Hoca'nın hayatında olsun vefat ettikten sonra tek bir kötü söz söylemedi. Yani evet, tek evet, bir kötü yanında söz söylemedi. Yanında oturmazdı. Erbakan'ın yanında Tayyip Bey oturmazdı. Ayakta dururdu. Hakikaten o saygıyı hiç kaybetmedi. Her hayatında olsun. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi hakikaten o Milli Görüş'ün bu altılı masada olduğu senaryosunu yedirebilmişler miydi ki bozuldu bu? Yani ne kadar yedirebilmişlerdi? Yani altılı masaya şimdi önemli olan Milli Görüş daha önce de girdi ya Saadet Partisi altılı masanın ekibi diyelim Kılıçdaroğlu ve İyi Parti seçime girdi. %2 bile alamadı Saadet Partisi. Neden? Çünkü Saadet Partisi'nin temelini oluşturan halk muhafazakar halk. Ve bu halk Milli Görüş tabanı giderken eli gitmiyor. Demin şeyin bir şeyi var.
Sağcılar diyor CHP'ye verir zaman abdestinden şüphe eder diyordu. Yavuz Ali'nin konuşması var. Yani Saadet'in de çoğu böyleydi. Ama bunları şimdi bir... kendisi vermeyecek değil evet, mi siz? Bence vermeyecek. Ahmet Hoca nasıl etkiledi psikolojileri? Bence şu anda Millet İttifakı, muhalefet çok çabaladı Fatih Erbakan'ın katılmaması için. Hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığına oy verdiler. Gidip 100 bin imzayı toplasın diye. Ama Fatih Bey'in katılırken çok önemli bir sözü var. Tamam, biz Cumhur İttifakı ile bazı noktalarda, prensiplerde anlaşmamız söz konusu veya anlaşamayız belki ama öte tarafta hiçbir ontolojik bağımız olamaz. Bir şey göremiyoruz. Tabii yani, göremiyoruz dedi. Bu laf çok önemli ve Fatih Erbakan doğrusunu yaptı. Önü de açık. Cemal Hocam'ın dediği gibi. Vallahi yani... Keşke arada hiç o git gel olmadan yani doğrudan girseydi. Ben bunu söyleyeyim. Bizim bazı prensiplerimiz vardı. Bu neden geç oldu dedim ben. Git gel olması iyi olmadı. Prensiplerimiz vardı. Ha. Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı'na çıkınca bu milli görüşçü. İşte bu madde var ya. O maddeleri kaldı protokola. Prensiplerimizi dedi. İktidarda yani gelecek iktidarda uygulanacağı yönde. Onların hepsi de AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na onu güç katacak prensipler. Onu dedi. Zaten bu uygulamalar var. Şöyle bir siyaset yapmış. Aslında bakın Fatih Erbakan siyaset yapıyor. Şöyle. Biz bir ittifaka gireceksek Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleyip Cumhur İttifakı'na milli görüşçü prensiplerimizle, ilkelerimizle girelim. Yani Erbakan, merhum başbakanımız Necmettin Erbakan'ın ekolüyüm. Bir ekolüyüm. Bir de bundan farklı bir şey. Bir izleyicimiz, yani siyaset takip eden bir izleyicimiz şunu diyor. Altılı Masa'nın CHP'nin en büyük diyor, tehdidi, bunu söyleyin, hesaplaşma. İkide bir diyor, hesaplaşmadan söz ediyorlar. Bu diyor bizi çok rahatsız ediyor. 15 Temmuz'da mı hesaplaşacaksınız? Memurlarla mı hesaplaşacaksınız? Şimdi 20 yıllık AK Parti iktidarında görevini yapan memur var. Hiçbir şeye karışmamış. Sen 20 yıldan beri bu vatana hizmet ettin diye bu adamı mı süreceksiniz? Bakın bu toplumda çok ciddi bir rahatsızlık oluyor. Yani biz geliyoruz ha işte geçen Kemal Kılıçdaroğlu da dedi bana gelip memurlar rapor veriyor. Şeyler veriyor, akademisyenler rapor veriyor. Acaba bu FETÖ'cülerin yaptığı gibi bir jurnal sistemi mi çalışmaya başladı? Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Bakın ben bunu çok önemsiyorum. Şimdi o zaman siz görevini yapan askeri mi tehdit ediyorsunuz? Görevini yapan evet. Savcıyı mı tehdit ediyorsunuz? Şunu demeleri gerekir. Biz ülkeyi daha iyi yöneteceğiz. Ama bu hesaplaşma başlığı çok önemli. Bu halk bunu çok konuşuyor. Evet. Şimdi ben Fatih Erbakan'a bir şey evet. Söylemek istiyorum ki söze gibi. Yani bana göre Fatih Erbakan mesela yeniden Refah Partisi, sen Cumhurbaşkanı İttifakı'na girdiği zaman Cumhurbaşkanı büyük ihtimalle herhangi bir bakanlık bile verse bundan hiç kimse toplumda bir şey olmaz. Ama yani, Cumhur İttifakı böyle bir bakanlık pazarlığı üstüne yürüyen bir ittifak değil yok, zaten. Devlet Bahçeli görüyorsunuz %10 oy verdi, %11 oy aldı geçen seçimde. Bir tane bakanlık istemedi. Çünkü bu bakanlık pazarlığı değil, ilkeler ve idealler pazarlığı. Çok doğru bir şey dedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ilke ve idealler açısından ne Devlet Bahçeli'nin ilke ve ideallerine aleyhinde şu ana kadar siyasette bir şey yaptı. Ne de Fatih Erbakan'ın yazdırmaya bile gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı idealleri ve ülkülü olan bir adam. Bunlar da öyle bir şemsiye ki hem milliyetçi tabanı hem de İslamcı tabanı içine alabilecek evet. Bir şekilde. Evet. Sayın seyirciler, şimdi konu Devlet Bahçeli'ye gelmişken bugün Devlet Bahçeli de açıklamalar yaptı. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı genişliyor. Bir yandan da Hüdapar katıldı Cumhur İttifakı'na ve Hüdapar'a terörle ilişkili diye iftiralar atılıyor. Halbuki Hüdapar'ın terörle ilişkisi olduğuna dair hiçbir kanıt yok ortada. Şimdi Bahçeli bu konuyla ilgili açıklamalar yapmış. Onları dinliyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hüdapar üzerinden Cumhur İttifakı'na yapılan eleştirilere yanıt verdi. Hüdapar'ın herhangi bir terör örgütüyle bağ olmadığını vurgulayan MHP lideri, parti yetkililerinin de tüm terör örgütlerini reddeden açıklamalarını hatırlattı. Hizbullah terör örgütüyle Hür Dava Partisi arasında berrak bir ilişkiye, bu çerçevede ikna ve tevsik edici bir bilgiye bu zamana kadar tesadüf edilmemiştir. Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. Sözü Yedili Masa ve HDP'ye getiren Bahçeli, koalisyonun HDP ve PKK ile ilişkisine dikkat çekerek ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek kukla benzetmesi yaptı. CHP ile İYİ Parti'nin HDP ile beraberliği eş zamanlı olarak PKK-YPG-PYD ile birlikteliği demektir ve her şey meydandadır. Kılıçdaroğlu'na bu kurgu ve kumpas içinde ipini başkalarının tuttuğu kukla görevi verilmiştir. Açıklamasında zafer mesajlarını yineleyen Bahçeli, Türkiye yüzyılının ilk adımının millet iradesiyle atılacağını vurguladı.
Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü, Cumhur'un muazzam diriliş ve yükselişiyle taçlanacak, Türk ve Türkiye yüzyılının ilk adımı, Allah'ın inayeti, milletimizin iradesiyle atılacaktır. Evet Nazifciğim, sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi Hüdapar'ın ben... Hüdapar asıl, terörle ne ilişkisi var, var mı? Bence terör mağduru bir kitle. Hüdapar seçmeni terör mağduru bir seçmen. Orada PKK'nın işte Yasin Börü kim şehit etmiştir? Yasin Börü Hüdapar kitlesinin bir mensubudur. Yani bir kurban eti dağıtırken. Kurban eti dağıtırken PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüş, sürükle camdan mı atılmıştı galiba, değil mi? Evet. Camdan atılmış, sürüklenerek götürülmüştür. Linç edilmiştir. Yani burada Hüdapar'ı istemeyen ve ona yönelik iftiraları atan bence PKK'lılardır. Çünkü Güneydoğu'da bunların birbirine PKK'lı Hüdaparlıları AK Parti destekledikleri için yıllardır istemedikleri, anlaşamadıkları aşikardır. PKK'nın panzehiri Hüdapar mıdır? Şimdi, dur, yani evet tabii, onu demek istedim. Şimdi yani. Hüdapar 2012'de kuruldu ve genel başkanları bu Hizbullah terör örgütüyle ilgili hiçbir ilinti olmadığına ve hiçbir yöneticisinin HDP'den farklarına bu Hizbullah terör örgütü üyeliğinden yargılanmadığını gitti canlı yayında söyledi. Açıktan da biz dedi Türk vatanına farklı düşüncelerimiz olsa Türkiye'ye ve Türk vatanına bağlıyız. Bunu, özellik falan da istemiyoruz dedi. Yani bu şimdi programlarında eleştirilen kısımlar olabilir. Bu ama Hür davasında bu Hizbullah'ı az önce Nazif Bey'in dedi çoktu. Bilerek ilintilenmesi Güneydoğu'da bir dönem terör örgütü Hizbullah'la terör örgütü PKK arasında çatışma vardı. Silvan özelinde işte Batman'da hatta bir sürü karşılıklı birbirlerine öldürme olaylar oldu. Şimdi bunu tazelemek istiyorlar hafızalarda. Şimdi Devlet Bahçeli geçmişe çok hakim olduğu için MHP Genel Başkanı Saadettin Tantan'a savundu. O dönemin İçişleri Bakanı. Ve artı şöyle de bir şey var. Şunu da söylemekte fayda var. Eğer zaten Hüdapar bir terör örgütü ilintili olsa bugün kapatma davası olur. Bugün yöneticilerinin ağır cezalarda terörle yargılanması. Aynı HDP'de neden, olduğu gibi. Bakın size bu yayın not olsun. Neden diyor ki Hüdapar Genel Başkanı biz diyor bu kadar etkisizse, kötüysek neden diyor Cumhur İttifakı'nı desteklememizden rahatsız oluyorsunuz? 2018'de Erdoğan'ı destekledik diyor. Şimdi Hüdapar'da şöyle ne bir şey olacak? Var. Orada sahada hayır, bir üstünlük mü var? Şimdi Hüdapar'ın nedir? Güneydoğu'da seçmeni baraj derdi ve baraj sorunu olduğu için kendi adaylarından kaçıyor. Bu sefer baraj derdi ve baraj sorunu olmadığı için HDP'den oy alacak. Asıl tantana bu. HDP'den oy alacak. Yani HDP ne yapıyor? Bize neyi pazarlıyor yanlış bir şekilde? Ben diyor... Kürtleri ben şey yaparım. İşte çok yanlış. Kürt seçmen diye de bir şey yok Türkiye'de bu arada. Yani bunları ben temsil ediyorum. Bu oyları ben alıyorum. Şimdi bu küfeyi taşıyacak iddialı bir parti var. Hani alır almaz bu siyasetin bundan şey oluyor. Bir de şey var. Hani o bölgede aktif olan aktörler Cumhurbaşkanı'na yanaşıyor. Bakın burada da şey var. Hüdapar ittifakın içinde değil. AK Parti ile işbirliği yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu'na verilen ittifak sözleşmesinde Hüdapar'ın imzası yok. Cumhurbaşkanı açıktan destek verip Hüdapar'ın... Tam yeri gelmişken, AK Parti'den girecekler. Tam yeri gelmişken, şimdi sayın seyirciler, Millet İttifakı bakanlık alıyorlar, yardımcılıklar, o bu. Cumhur İttifakı neye göre protokol yapmış? Şimdi onun haber detayını izliyoruz. Gönülleri bir, gönülleri bir. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi bir araya gelmek suretiyle Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular. Ve Cumhur İttifakı adı altında yol almaya birlikte inşallah devam edeceğiz. Dört partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın YSK'ya sunduğu protokolün detayları ortaya çıktı. İnşallah Cumhur İttifakımızın genişlemesi sandıkta daha geniş anlamda olacak. Cumhur İttifakı protokolü 3 sayfadan oluşuyor. Dört parti liderinin imzası bulunan protokolde partilerin kendi isim ve amblemleriyle seçime gireceklerinin altı çiziliyor. Cumhur İttifakı'nın protokolünde 15 Temmuz vurgusu öne çıkıyor. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından en önemli ihtiyaç olan kalıcı konutların yapımına hemen başlandığı ve bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceği kayıt altına alınıyor.
Cumhur İttifakı'nın birinci önceliğinin deprem yaralarını sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamak olduğuna dikkat çekiliyor. Protokolde bu ittifak koltuk ve makam pazarlıkları ya da paylaşımları şeklinde değil, temel ilkeler zemininde anlaşma ve hedeflere birlikte yürüme üzerine inşa edilmektedir deniliyor. Ahmet Hoca, ortada bir pazarlık yok değil yok, mi? İlkeler var. İlkeler ona... birlikteliği var. Aslında... Vede Güngör Yavuz Aslan'ın dediği gibi Hüdapar yok ittifakta. Hüdapar yok ama o yani ola da bilir. O AK hani... Parti ile ayrı giriyor. Şimdi tabii tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet. Bu dört partinin yani Yeniden Refah, Büyük Birlik, MHP ve AK Parti'nin birleştiği ve katılabilecek... İttifak kapandı ama belki seçime doğru işbirlikleri. Mesela ben Demokratik Sol Parti'nin benzer şeyler veyahut Vatan Partisi'nin listeler üzerinden evet oldu. Yani gelip Cumhurbaşkanımıza destek verebilme olasılığının olduğunu düşünüyorum. Belki milletvekili listesi milletvekili olarak. Listesinde olabilir. Şimdi burada bir ilkeler manzumesi var ve bu ilkelere gönül vermiş dört parti var ve vizyoner bir politika sunuyorlar. Türkiye'nin güncel sorunlarına, gerçek sorunlarına dokunan en büyük sorunumuz şu anda deprem. Onunla ilgili çözümler öneriyorlar ve dış politika, ondan sonra milli savunma ile ilgili zaten yaptıkları ortada. Halkın tamamının neredeyse yani Cumhurbaşkanımızı sevse de sevmese de güncel sorununu kucaklayan, çözüm önerileri getiren bir ittifak bu. Diğeri de tamamen ilkesizlik üzerine kurulmuş ve koltuk pazarlığı üzerine monte edilmiş bir ittifak. Bunu seçmen görüyor Cemil Bey. Yani ben bu seçmenin hakikaten feraset sahibi olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Her seçim öncesinde böyle anketler uçar kaçar falan ama şimdi Murat Gezici geçen haftalarda konuştuk. Yavaş yavaş en azından ikinci turda Tayyip Erdoğan alıyor demeye başlamış. Şimdi bir hafta sonra işte AK Parti'nin oylarını biraz yüksek göstermeye şey yapacak. Bu sosyal medya üzerinden yapılan bu manipülasyonlar, algı yönetimleri bunların hiçbiri tutmayacak. Ve biz 15-14 Mayıs akşamı da inşallah buradayız, konuşacağız bunları. Yani halkın gerçekten kendini sorunlarına odaklanan, proaktif politika yürüteni göreceğini şimdi her seçimde bu şoku yaşıyor CHP seçmeni. İşte Muharrem İnce'nin olduğu gece adama kaçırıldı bile dediler. Ondan öncekinde aynı şok yaşanmıştı. Gene gidişat böyle mi sanki? Nasıl? Şu an çünkü öte taraf... Çünkü o kadar şey... eminler ki ben bakıyorum. Ama bugünkü Kılıçdaroğlu kadar... rehavete kapılmayın. Öyle anketlerdeki gibi değil durum falan demiş yani. Uyarmak zorunda kalmış. Yok ben Kılıçdaroğlu'ndan değil de hani tabana bakıyorum. %60'tan aşağı söyleyen yok. Yani kesin gitti gözüyle bakıyorlar. Ne diyorsun Cemal Hoca? Yani muhalefetin tabii aç tavuk kendini buğday ambarında zanneder derler ya. Muhalefet buğday ambarında kendini zannediyor. Bir de şey var, tavuğun 40 tane yalı varmış, hepsi dara ambarıyla ilgiliymiş. Yani bunlar, çünkü %40 oylar nasıl alıyorlar, kim veriyor bunlar, %60 oylar kim veriyor, hayal gibi görüyorum ben. Tabii görünen oylar hepsi, hep beraber göreceğiz daha doğrusu. Neyi göreceğiz? Şişirilmiş balonun patladığını göreceğiz. Yani 15 Mayıs günü. Sabah saat diyelim 22'de en geç belli olur bu işler. Büyük ihtimalle muhalefet ilk turda kaybedecek. Yani ilk turda kaybedecek ama çok gürültü yapacakları da kesin yani bu sefer. Oylar çalındı, kıyamet değil mi? Öyle çünkü şeyler mi olacak? Büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu ekibi neden Muharrem'e kızmışlardı? Sen çıkıp niye meydanlarda oylarımızı çaldılar, ortalığı velveleye vermedin? Ama adam bu memleketin insanı ve devletin memuru, öğretmen olarak görev yapmış. Ehli vicdan adam. Kaybettik adam kazan dedi. Şimdi ama bu Kılıçdaroğlu demeyecek gibi geliyor. Ve bayağı bu gürültü çıkaracaklar şimdi, ama gerçek durum değişmeyecek. Şimdi bence. Sayın seyirci.